Hanımlar, beyler, çok ilginç bir konuğum var. Hem bir önemli, hem de en önemlilerinden biri, bir Instagram fenomeni. Çok eğlenceli bir insan. Aynı zamanda şarkılarıyla ve klipleriyle kendisinden söz ettiriyor. Hep beraber alkışlıyoruz. Selin Ciğerci! Aman şekerim. Güzel olmuş muyum? Vallahi çok iyi. Hiç hazırlanmadım. En doğal halime geldim. Tabii ki tabii. Yataktan kalktığınız haliniz. Her zaman öyle izliyor herkes beni. Böyle mi? Sizin için özel hazırlandım. Çok tatlısınız. Sen diyelim mi birbirimize? Daha samimi oluruz. Olur, hiç fark etmez. Mikrofonunuz nerede? Şu an burada gördüm. Ses tamam. Gitmiyor mu? Ses var değil mi? Ses gidiyor. Saçınızın altında kalmasın diye söylüyorum. İyi, gayet iyi. Gayet güzel. Ne haber? Ne yapayım sen? Ne çalışıyorum bütün gün, yaptım, hiç emek veriyorum kendime, uğraşıyorum. Bu saçındaki dip boyası gelmiş tavrı aslında bir moda değil mi? Aynen, doğru, moda, ama bu benim saçımdaki zaten postiş. Ben sahneye çıkarken kendi saçımı yormamak için her zaman postiş takıyorum. Kim Kardashian'lar falan yapıyor ya, yani bir küçük, bir uzun, bir kısa. Onlar gibi rahat bir şekilde. Mikrofondan daha iyi ses almamız için bu saçları arkaya atmamız mümkün mü? Şuraya taksak olur mu? Hayır, değiştirmeyelim. Sadece saçımızı arkaya atsak ne olur? Evet, şimdi, gayet iyi oldu. Bütün süsümü bozdunuz ama. Hayır. Ben atabilir miyim? Tabii ki de. Müzik koyalım bari birazcık. Müzik koyalım. Şuraya evet, bir müzik. Şurası, tam şuranın müziğini yapar mısın? Evet. Çok hoş. Fakat tabii ki bu aramızdaki hoşluk ilelebet devam etmeyecek. Çünkü bir adama fena halde aşıksın. Evet, burada zaten o da. Ha, burada mı? Burada. Ben onsuz niye geleyim? Peki. Diyorsun ki 25 yaşına kadar çok çapkındım. Şimdi sadece Gökhan'a aşığım. En büyük aşkım Gökhan Çırağ oldu. Ne yapıyor Gökhan? Futbol mu oynuyor? Gökhan futboldu. Futbolun kendisi miydi? Futbol denilince Gökhan mıydı? Evet. Evet. Futbolcuydum. Futbolu bıraktı. Benim yüzümden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Niye? O çok özel sebepler. Burada hiç anlatmasın. Peki tabii ki. Ondan sonra futbolu benim yüzümden bırakmak zorunda kaldığı için. Şimdi benle beraber, arkadaşıyla beraber bir tekstil ve aynı zamanda kafe işletiyorlar. Çok güzel. Devam ediyor. Çok güzel. Çünkü zaten futbol... Zaten bir zaman bitecekti. Tabii ki bitecekti. İleriye hazırlık olmayacaktı. Halbuki genç yaşında bütün bu hazırlıklara, kendi kariyerini kurmak için bir takım girişimlere başladı. Çok güzel. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi benle beraber aynı zamanda sosyal medya menajerliğimi de o aldı. Sosyal medya menajerliği. Tabii. Yani sonuçta sosyal medyada hepimiz bir iş yapıyoruz. Evet. Ve bunu da mutlaka bunları yöneten birisi olması gerekiyor. Bir ajansla birlikte. Mutlaka. O ajansla birlikte biriyle çalışacağım. Ve bu güvendiğim bir insanla olması gerektiği için ben de eşimle tercih ediyorum bunu. Çok doğru. Peki. 2.1 milyon takipçi Instagram'da. Evet. Ve bu takipçiyi tabii hep hazır tutabilmek, hep zinde tutabilmek ve daha çok takipçi kazanabilmek için ne kadar video koyuyorsun ya da ne kadar fotoğraf koyuyorsun Instagram'a? Ben çok story atıyorum. Benim şöyle bir şey, 2.1 artık fake'ler de var biliyorsunuz. Evet. Her zaman ben bir kişinin takipçisine inanmamak için istatistiğine bakarım. Hani evet. Haftalık. Benim şu an 130 milyon. Telefonum burada, gösterebilirim. Direkt siz bakabilirsiniz. Haftalık 130 milyon bir erişimim var bu hafta. 130 milyon eriş. Telefonumu istiyorsanız hemen vereyim. Siz hayır. Ne demek ki? Kontrol edecek halim yok. O yalan söyleyen de çok var. Yalan söyleyenler var. Dolu dolu reklam alabilmek için, para kazanabilmek için. Peki. Doğal olmak, yani şöyle aslında. İnsanlar artık yapmacık insanlardan o kadar sıkıldı ki. Yani
sosyal medyada izlerken orada kendinden bir şeyler bulabilmesi gerekiyor. Hmm, hmm. Kendinden bir şey bulduğu zaman da genelde benim %99.9 hep kadın. Kadınlar izliyorlar. Hep kadın. Ha. Çocuklar falan gördüğü zaman senin abla seni seviyor, ben şaşırıyorum. Çünkü hep kadınlar beni izlediği için. E tabii annelerden anneler, çocuklara bulaşıyor. Evet, onlar da izledikleri aha. için ben o yüzden mutlu oluyorum. Hmm. Erkekler bazen geliyor yanıma. Hanım seni çok takip ediyor, senin yüzünden uyuyamıyoruz diye. Çünkü bütün gün işten geliyor kadın ya da adam. Dur bir stalklayayım, bir bakayım diyor. Benim ses bir başlıyor, 1,5 saat sürüyor storyler. Adam da uykusuz kalıyor. Niye adamlar uykusuz kalıyor? Çünkü beni izlemeden kapatmıyor telefonu. Allah Allah. Tabii böyle. Ben o zaman hemen Instagram'da takip edeceğim. Ben size ve diyorum. Uykusuz... Aa öyle mi? Evet. Hemen ben de takip edeyim. Ben de bugün edeyim. Takip etmeye başladım zaten programımıza geliyorum diye. Çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi... Ebru Polat'la 5 Karat diye bir şarkı evet, yaptınız. Şimdi zaten sen ve Ebru Polat bir şey beğenmedim değil. Hı. Sadece merak ediyorum. Yani sen ve Ebru Polat zaten klibi ele geçirmişsiniz. Herkes izlerken mahvoluyor. O çocuğu niye koydunuz oraya? O ne işe yarıyor o çocuk? Ha, herkese gitsin diye mi? Yemin ediyorum Ebru istedi. Ebru çocuğu mu istedi? Yani gelince bir gün programı konu konusu sor. O dedi. Dedi ki yakışıklı da bir çocuk olsun dedi. Ben de tamam dedim. Biz Ebru'yu konuk olarak almadık mı? Ha muhabbet kralını aldık, daha programa almadık. Ha ondan klibi izlemedik. Evet. O çocuk, o zavallı çocuğu niye koydun? Yani çünkü bak erkeklerle kadınların farkı. Yani siz högöleşenan, högöleşenan diye geliyorsunuz, ortalığı işgal ediyorsunuz. Çocuk orada metrobüs bekler gibi duruyor. Ama kızlar için belki koyduk onu, kızlar izlesin diye. Ya anladık ama adam da bir şey yapaydı. Adam da bir şey yapaydı. Ben bak bir devamını şey yaptım, görelim. Ama. Tamam. Oh. Hep böyle misin? Yani bir evet. Bu kliplere bayılıyorum. Çünkü galiba bu hallenmeler artık hoşuma gitti. Eskiden bunlarla dalga geçiyordum bu hallenmelerle. Hörö falan filan gibi şeyler ama hakikaten gösteri dünyasına çok inanıyorum. Evet, vallahi. Ve buradaki gösteri de hakikaten büyük gösteri de çok güzel. Şarkı ama yeni güzel. Klibimde böyle bir şey yok. Aldatıyor Gökhan beni. Ben onu mahvediyorum. Ay biliyorum onu. Evet bana seyrettirdiler biraz önce. Çok güzel o. Ama bu kadar realistik, bu kadar samimi olmaz ki bir klip. Yani adam aldatıyor. Sen de bütün ziynetleri çıkarıp atıyorsun. O değil ama mi? Ama tekrardan geri topluyorum. Ne o niye o? Hemen söyleyeyim. Ben ilk baş Jennifer Lopez'de atıyordu ya böyle klibinde. Aman onun o denize şeyinde. Doğru gidiyor her şeyi çıkardı. Atıyordu. Ha. Ben de ondan sonra dedim ki Demet'e anlattım. Dedim ki atacağım böyle yürüyeceğim dedim böyle Jennifer Lopez gibi dedim. Dedi ki madem seni aldatıyor dedi atıyorsun dedi adamın aldıklarını dedi. Sonra tekrardan geri topla dedi. Ha dedim ben de böyle bir şey bekliyordum. Güzel. Ondan sonra geri topladım. Alyansı bıraktım onda tek taşı aldım. Güzel. İyi çok akıllıca. Yani, bu Demet Akalın ve Fatih Yürek'le biraz beraber dolaşıyorsunuz. Yani şimdi dolaşıyoruz değil, evlerimiz birbirine çok yakın. Ha evleriniz yakın. Aynı site içerisindeyiz. Komşusunuz. Evet gündüzde hep, yani Fatih gündüz genelde yok. Özel günlerde daha çok var. Ondan sonra o da çünkü gündüz programı olduğu için. Hmm. Gündüz benim de işim olmuyor, Demet'in de işi olmuyor. Hmm. Ben çıkıyorum, gidiyorum kahveye. Nasıl bir sitede oturuyorsunuz? Havuzu falan var mı? Beykoz'da hepsi var. Havuz da var. Var. İyiymiş. Ondan sonra ben gidiyorum. Havuzlu bir yerde oturmadım. Bir ne kere yapıyorsun? Asla bir kere girmedim. Ha girmedin. Asla ha. Hiç girmedim. Ondan sonra gidiyoruz oturuyoruz. Çekirdek, meyve. Fatih de benim eski arkadaşım hiç davet etmez havuzuna filan. Fatih de girmiyordur ki o da çok yoğun. Herkes. Nasıl diyor. Ya? Havuzlu sitede oturup havuza mı girmiyorsunuz? Yok. Bilmem. Girmiyorsunuz. Geçen gün girmiş. Telefonda dün konuştuk. Evet. Geçen gün girdim dedi ilk kez. Ha. Tatile falan gidiyor musunuz beraber? Ben bütün yaz Bodrum. Şu an Bodrum'dan buraya geldim. Tekrardan yarın sabah gidiyorum. Ben de Bodrum'da olacağım Ağustos'ta. Bizim dükkanlar var orada Dadalar. Beni izlemeye gelebilir. Nerede olacak bu Dadalar? Bodrum'da. Bodrum'un içinde. Bodrum'un içinde. Gelirim. Siz neredesiniz orada? Ben Gündoğan'dayım ama sahneye çıktım. 4 tane mekan var. Evet ne güzel maşallah. Fatih de her yerde çıkıyor. Bodrum'un içinde de çıkıyor. Dışında da çıkıyor. Fatih'in çıkmadığı bir yer yok. Çıksın, kazansın, hak ediyor. Ne olacak bu paralar? Bilmem, Fatih Bey'e sorun. Evet. Ben o kadar... Havuza da giremiyorsun. Yaşlandığında pörsümüş, lime lime etleriyle havuza zaten. Gireceksin. Vallahi yenilmez o paralar. Yok, hayır. Kilo alıyorum diye paramı da yiyemiyorum ki. Eskiden yoktu, yiyemiyordum. Ha. Şimdi var, kilo alacağım diye yiyemiyorum.
Öyle yenilmiyor. Yanlış anlamış olma. Hani yemiyorum ki, hiç yemiyorum. Ay ya. Ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Her şey yanlış anlamış. Para yemek öyle değil. Ne peki? Yani yemeğe dönüştürerek yemiyoruz paraları. Evet. Mesela nedir o? Mesela var ya şeyi, onun bas paraları Leyla'ya var. Okay, mesela para yemekte... ezmek diye bir laf var. Parayı ezebilirsin. Ha, gittik. Yok. Ha, benim aklım yemekte. Benim karnım hep aç olduğu için. Evet. Evet. Ama kilonuz mükemmel şekerim. Biraz peki şu... Senin klibini seyrediyoruz. Şu her şeyi üstünden çıkardığın klip. Maşallah. Tebrik ederim. İlk defa birisi klibinde uçak oynattı. Tebrik ediyorum. Gerçekten mi? Tebrik ediyorum. Bravo. Çok iyi düşünülmüş. Ama uçak benim değil. Araba benim ama. Ya tamam. Yahut yıllardır düşünüyorum. Ulen hep araba, hep araba, hep araba. Bir tane de uçan bir şey geçin. Yemin ediyorum ilk defa üzerinde uçak geçen klip gördüm. Alkışlıyoruz. Akıllı kız bak, çok akıllı. Bak, klipte uçak oynatmış. Kolay bir şey değil. Evet. Kolay bir şey değil. Devam. Yani klibi anlayalım diye söylüyorum. Oradaki yakışıklı çocuk... Eşim. Eşin. Peki, o da bir kızla efendim kokteyl geliyor, bilmem ne yapıyor filan. Orada böyle bir flört... Beni yarın gelecek diye bekliyor. Ben sürpriz yapıyorum. Bugün erkenden gidiyorum. Sen çalıların arasından çıkıyorsun. Evet, çalıların arasından. Çalıların arasından gidiyorum. Bütün makyaj yapılmış spotlar üzerinde ve çalıların arasından çıkıyorsun. Güzel. Uslu resimden önce şey ki hakikaten inanılmaz bir kadın tepkisi. Adamı yakalayınca ne kadar organik domates ve salatalık varsa getirin. Adama atacağım diye onlar... Elime o geldi. Orada eline o geldi. Ama film evet. icabı. Film Yoksa icabı. Boğardı evet. bunu havuzda. Evet. Sonra gerçekte ne yaparsın? Gerçekten hiç kötü bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Yani kıza hiçbir şey yapmam. Yapmaz mısın gerçekten? Kıza gerçekten hiçbir şey yapmam. Hemen çık git derim. Ama yaklaşık 5-6 ay kendimi toplayamam yani. Çok kötü olurum ama hiç, uzun sürede hiçbir erkek dokunmam. Kız arkadaşlarımla bütün gün gezerim. Hmm. Erkek görmek istemem. Hmm. Öyle diyorum ama. Ben bilinmez. Bilemem. Belki de insan katil çok olur. Sinirli Belki oldum. De üzerine yürürsün. Evet. Evet, bilinmez. Devam. Güzel, çok eğlenceli. Evlenecek misiniz? Ekim 28. Hadi be. Evet. Aa. Az kaldı. Çok heyecanlı. İnşallah bir şey olmaz. Allah Bu yaz olsun. Çok dikkat yani, et kendine de adama da. Şöyle hakikaten. Bizim 5. seneyi devirdik ya. Maşallah. Tabii ben hiç kimse beni tanımadan önce Gökhan beni tanıyordu. Hmm. O yüzden ben. Maşallah. Peki bu DJ'lik devam ediyor mu? Hayır, DJ'lik diye bir şey yok. Yani o zaman DJ de değildik biz hiçbir zaman. Hmm. Yani öyle bir moda vardı. Yani evet. popüler olan bir Ama şey vardı. Ama Kerimcan Durmas'ın da arkadaşısın. Kerimcan her zaman arkadaşıyım. Hmm. Ondan sonra... Hakan Kakız filan tanıyorsun hepsini onu. Hepsini tanıyorum ama ben Hakan'la daha samimi değilim. Daha Kerimcan'la daha. Hmm. Ama hepimiz o kadar yoğunuz ki hiç kimse birbirini göremiyor maalesef. Göremiyorsunuz. Evet. Vay be. Ben Peki. DJ'lik zamanı. Ben zamanında vokalistlik de yaptığım için. Dedim ki yani bu evet. ben öne çıkmak istiyorum. Ben artık şarkı, kendi sözlerinde kendim yazdım bu arada şarkının. Çok... Edebi değil, onu belki bir sonraki şarkıda filan belki onu söyleyebilirsin. Yani çok beğeniyor musun sözleri? Ya aldatılan kadınlar için yazdım. Evet, evet. Çok edebi gelmedi bana. Tarz. Ama şey güzel bence, modern o da yani şey gibi ancak hikayelerime bakarsın. Evet. O storyler bölümü hakikaten bugüne güzel bir gönderme olmuş. Pekala. Instagram videolarına bakalım biraz. Tabii ki. Hepsi. Evet. Thank you, my friend. Dön. Burası tamamen Maldivler'de aklını kaybettiğim bir an. Ama İngilizcene hayran kaldım. Bir yandan tabii İngilizce bilmek yetmiyor. Bir yandan o var olan İngilizceyi karşı tarafa iletebilmek gerekiyor. Hepsi karşı de taraf, anlıyor ama. Anlıyor. Karşı taraf İngilizce bilmiyorsa sorun var. Karşı taraf İngilizce bilmiyor burada. Görelim. Thank you. My friend. Şükran. Bak, el salla. Bilal. Bilal. Bak Müslüman, you Müslüman. Ben Elhamdülillah. De. Gördün mü? Dur. Zaten bu kadar yeterli. Bu kız da fazlasını vermiyor. You Müslüman, Elhamdülillah, tamam.
Gereksiz böyle İngilizce paralamaya falan gerek yok. Ben de çok sinir olurum. Bana mı hava atıyorsun İngilizce? Yo Müslüman, elhamdülillah. Zaten konu kapandı. Devam. Yes. Ne diyeceksin? Yes. Yes. Thank you very much Bilal. Home tomorrow? Tomorrow morning or evening? Tomorrow akşam mı? Go. Morning. Morning akşam mı oluyor? Breakfast aynen. Breakfast time or dinner? Yok, breakfast okay. Dinner okay. Then fly. Ya ama gene geleceğiz dinner yani. Dinner here. Dinner here. Ha. Yes. Ama yarın akşam öyle. Bir de bir beach club partisi beach değil club, mi? Evet, Bodrum onu çekiyorsun. Ne diyorsun? Vereceğim mi diyorsun? Alacağım mı diyorsun? Simge'nin şarkısı aç koynunu öpeceğim mi? Ha. Öpeceğim. Ben şarkıyı ezberleyemedim bir türlü. Simge'nin de ne söylediğini anlayamıyorum. Ne yapacağım? Aç koynunu gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim evet. Evet, en güzel sözler. Devam. Yok, kimse kalmadı ya. Resmen yalnız kaldım çok güzelim diye. Bugüne kadar da bu bir kızın videosu vardı. Evet, onunla dalga geçiyorsun. Dalga geçiyor demeyelim. Onunla onun parodisi gibi diyor. Onun parodisini yapıyorsun. Evet, bu sen değilsin yani. Bunu özellikle söylemek lazım. Evet. Devam. Bugüne kadar daha bir kız arkadaşım beni erkek arkadaşıyla tanıştırmadı çocuk bana asılacak diye. Bak makyajsız geziyorum efendim. Bak ama yine çok güzelim, dışarı çıkıyorum herkes bana bakıyor. Bakmayın yeter. Yoruldum ya. Psikolojimi bozdunuz. Vallahi bozdunuz ya. Bu duyguları hiçbir zaman siz yaşayamayacaksınız. Yaşanmıyorum da. Çok değişik duygular bunlar. Çok samimi söylüyorum. Şarap gibi kadınım. Hadi kapat gidiyorum. Kapat. Böyle mi olacak? Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş atlar. Ya bu en büyük komedi de bu çamurdan çömlek yapmak. Yani burada... Tüm Türkiye herhalde bunu paylaştı. Evet. Yani dünya, bütün Azerbaycan, Almanya... Birader orada. Ama kim onu öyle tutsa zaten şöyle bir şey zaten çıkıyor. Yani bu sana özgü değil, herkesin başına. Sonra da bunda da herkes kıkır kıkır gülüyor. Yani bu millet bunun hastası olmuş. Bunun hastası olmuş. Hayır öyle değil. Çamurdan çömleğin hastası olmuş. Çamurdan çömlek yapmanın bu çok güzel bir uğraş bir yandan da. Yani değil mi, bizim de yerel, folklorik değil mi uğraşlarımızdan biri. Adam ama, şu an nasıl para kazanıyor biliyor musun? Bu adam mı? Evet, oranın sahibi bana diyor ki Selin Hanım, Allah sizden bin kez razı olsun. Herkes çömlek yapmayı... Gidip oradan poşoronk diye şey çıkarırsa... Ama herkes vazo tabak yapmaya çalışıyor benim. Sen niye bunu yapıyorsun? Çünkü hayatımda ki ben bir şey yapmadım. Sadece o... Sen yapamıyorsun biliyorum. Şey de adam da anlamıyor. Sen diyorsun ki ben diyorsun... Tabak yapmak istiyorum diyorsun. Adam belki sanıyor ki sen ikiz kuleler yapmak istiyorsun. Sen ondan sonra ne yapmak istiyorsun? İşte tuzluk, biberlik yapmak istiyor. Var ya, getiriyorlar ya. Yeni çıktı bu da. Şöyle bir şey getiriyor herif. Evet. Gittikçe büyüyor bu. Ama çok gülmedi. Makarnanıza taze biber alır mısınız diye. Şögörün diye bir şey getiriyor. Ben de her seferinde diyorum ki ulen ben İtalyan mıyım? Şu kadar bir şey getirip de bana birazcık şey alır mısınız falan. Böyle bir aptallık başladı. Eskiden karabiberi, tuzu böyle çöberek diye dökerdik. Şimdi böyle bir şey getiriyor herif. Nehörün alır mısınız falan filan diye. Sen orada... Taze karabiber değirmeni yapıyorsun bak. Bak. Böyle. Evet. Ne yapacağız? Bir saniye hocam. Tamam. Ben tabak yapmak istiyorum. Elimizi ıslatacağız. Evet. Şu aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. Sulanacak. Ama böyle tabak olmaz ki. Evet. Yukarıdan aşağıdan yukarıya slowly. Dur. Ya ne yapsan taze karabiber değirmenine benziyor. Yani kız uğraşıyor hakikaten. Hakikaten uğraşıyor. Üstten bastırıyor falan falan. Yok, adam diyor ki hadi devam falan. Ya bu kadar taze karabiber değirmenine benzeyen bir şey. Herkes ona gülüyor yani. Devam. Tamam. Hocam bunun son... Ay Recep'i ve DJ'yi gibi olmadım. Abi şu tabağı çevirebilir misin? Çeviririz. Çevireceğiz hocam. Sulandırayım biraz daha. Tabii ki. Abi kısalsın mı şunu? Uzuyor. Tamam dur. Şunu yavaş yavaş.
Ay çok güzel değil mi? Sulandıkça ne yapsam o da uzuyor. Tamamdır. Şöyle basayım ben. Kibar kibar basalım. Evet. Çömlek getirseydiniz de burada size tabak yapsaydım. Evet ama çömlekçilik tabii bu gibi şeyler. Bir dahakine. Hani, çamur, çömlek bunlar bizde şeydir. Şimdi bizim medya arkasında da birazdan medya arkasında göstereceğiz. Yine topluyorlar kadınları. Kadınlar hep beraber gidiyorlar o çömlek yapmada. Yine bu ebibik diye uzuyor. Herkes kah 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 ki ki ki. Tabii çömlek yapmak bastırılmış bir takım duyguları da harekete geçiriyor. Yani dolayısıyla mesela neydi o film? Ghost. Hani beraber çömlek yapıyorlardı oğlanla kız. Hayalet. Oğlan, ha hayalet bravo. Ondan sonra ölmüş orada da böyle bebelek diye şey çıkıyor filan. Ondan sonra Ghost'a ne ağladık o filmde ama sen hatırlamazsın yaşın müsait değil. 35 yaşındayım neresi müsait değil? Ay vallahi göşül toprağa bakıyor yani. Bir ayağı çukurda. 35. Kaç gösteriyorum? Hı? 58 ne bileyim ben kaç gösteriyorsun. Ama 35 çok güzel bir yaş. Bir kadının en güzel yaşları 30'lu yaşlarıdır. Hayır. Bence. Bir kadının en güzel yaşları 40'tan 50'ye kadar olan yaşlarıdır. Öyle mi? Evet. Benim onu daha... o yaşta kadın tanımadığın için hep etrafın genç ondan oluyor. Bir kadın 40 yaşından 50 yaşına kadar mükemmeldir. 50 yaşından sonra... Aşkım duydun mu daha bak 40'tan sonra da güzelmiş. Ha? Aşkım neredesin? Orada. En arkada beyaz gözlük. Aşkım. 40 çok daha güzel olacak. 40 çok daha güzel olacak. Hatta 50 de bu küçük güzellikle. Küçük benden. Ha? 8 yaş küçük. 78 yaş küçük. 7, hayır 8 yaş 7 küçük. 7 yaşında. Tamam. Peki. Bütün güzel ve akıllı kadınlar çok güzel yaş alırlar. Akıllı kadın güzel yaş alır. Aptal kadın güzel yaş almaz. Bu böyle. Yoksa işte şu efendim güzelliği şudur, şurana ilave ediyoruz falan filan. Bunların hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Akıllı kadın çok güzel yaş alır. Kesinlikle. Peki tatlım. Şimdi bu klibi izlediğimize göre bize hangi şarkıyı söylemek istiyorsun? Biraz önceki şarkıyı girebiliriz. Öpeceğime. Var mı sende? Var tabii ki. Playback olarak bize. Tabii playback. Yani yorulma. Neden yorulma? Bir de bizim orkestra hakikaten toplama çocuklar şey yaptık. Çalamazlar olsun. Bunlar. Yani bunlar perişan. Ondan sonra değil mi Tuncay? Orada... Yani siz çalabiliyor musunuz? Öpeceğimi biliyor musunuz? Siz nereden bileceksiniz? Öpeceğim mi? Tam orada bende hazırda var. Hazırda ben. Var. Şeyi takacağız. Flaşı takacağız. Çekeceğiz. Pekala. Alkışlıyoruz. Ve Selin'in şarkı söylemeye